konumuz sermayeni helal yol ile nasıl 10 katı arttırırsın? Konumuz bu olacak sevgili arkadaşlar. Avrupa'da yaşayan bir girişimci, bir iş adamı, bir patron olarak sermayeni helal yolla nasıl 10 katını arttırırsın? Bu videoyu izlersen, uygularsan, hayatına yansıtırsan sermayeni arttırmamak için bir nedenin olmaz. Bu anlattığım konu sadece Avrupa'da yaşayan için geçerli sevgili arkadaşlar. Şimdi madde madde anlatmak istiyorum. Sermayeni arttırmak için yapılması gereken en önemli birinci madde şu sevgili arkadaşlar. Senden en az 10 katı daha fazla sermayeye sahip olan bir insanı modellemen gerekiyor. Yani onun mindsetinden, onun mental bakış açısından faydalanman gerekiyor. Onu modellemen gerekiyor. Yani senden 10 katı en azından güçlü olmalı. 1000 katı değil bakın. Veya 1 milyon katı değil. 10 katı olması lazım. Senden daha güçlü bir insanı modellersen, onu düşünürsen, onun yaptığı gibi yaparsan, modellersen yani. Modellemek nedir sevgili arkadaşlar? Bunu Google'dan bakabilirsiniz. Gidip de Warren Buffett'i modellemeye çalışırsan o sana uymaz. Neden? Çünkü adam milyarder. Milyarder olduğundan dolayı o adam zaten sana vakti yok. Yani sana zaman ayıramaz. Onun gibi de olmak mümkün değil hemen. Dolayısıyla senden en az 10 katı güçlü olmalı. Senin aynı düzeyinde birisini modellememen lazım. Çünkü sermayesi daha düşük bir adamı modellersen bunlar piyasada dolu. Merdiven altında yatırım danışmanı dolu sevgili arkadaşlar. Bunları modellersen, gerçekten gücü olmayan, sermayesi olmayan bir adamı modellerseniz o bilinçaltı düzeyinde köprü kurduğunuzdan dolayı ister istemez onların negatif taraflarını modellersiniz. Eğer kişi züğürtse, fakirse, görüntüsü zengin gibi görünse bile bilinçaltında köprü olduğundan dolayı sizin de elinizdeki sermayeyi kaybetme ihtimaliniz çok büyük sevgili arkadaşlar. Çünkü insan modellediği kişiye benzer. Bunu bir yazar 1940'lı yıllarda bir kitap yazıyor. Düşün ve zengin ol sevgili arkadaşlar. Bu kitabı yazan kişi şunu diyor. Bir zengini modellemek istiyorsanız en az 5-10 dakika onun gibi düşünmeniz lazım. Onun gibi hareket etmeniz lazım. Hatta o adamı gündemde tutmanız gerekiyor diyor. Düşün ve zengin ol kitabında. Dolayısıyla sen de kimi gündemde tutarsan zengin veya fakir ona benzersin. Şimdi gelelim ikinci maddeye. Doğru adamın işi doğru gider. Ne iş yapıyorsan doğru olursan eğer o zaman aranan insan olursun. Çünkü doğru insan, dürüst insan piyasada az. Az olduğundan dolayı şöyle düşünün. Kıymetli. Az olduğu zaman altın çok az. O yüzden kıymetli, değerli. Rakibin az oluyor. Yani şöyle düşün. Bir çizgi var. Bu çizgide çoğu insan dürüst değil, tamam mı? Yalan konuşuyor, işine hile karıştırıyor veya sözünü yerine getirmiyor. Bunlar piyasada çok. Sen bir adım önde olduğun zaman rakibin çok az oluyor. Yani birkaç kişi oluyor rakibin. Rakibin az olduğu için daha başarılı oluyorsun. Aranan insan oluyorsun. Bir de karma diye bir şey var. Karma. Bütün dinlerde var karma. Budizm'de var, Hristiyanlar'da var, Yahudiler'de var ve dinimizde, İslam'da karma zaten var. Yani ne ekersen onu biçersin. Hatta hadis-i şerifte peygamberimiz öyle buyuruyor. Eğer ayağına diken batsa o diyor senin günahına kefaret. Yani bir günah işledin ki o yüzden diken battı. Dolayısıyla sen eğer hile karıştırırsan malına, tamam, yalan konuşursan o zaman karma gibi gelip seni vurur ve senin bereketini alır. Dolayısıyla ikinci madde doğru olacaksın. Şaka da olsa ödün vermeyeceksin. Kendi işinde ödün vermeyeceksin. Sağlam yapacaksın. Zaten doğru insan olduğun için de, işini doğru yaptığından dolayı da herkes gelip senden alışveriş yapmak isteyecek. Şimdi gelelim üçüncü maddeye. Para dursun, yüzüm gülsün olmaz. Böyle bir atasözü var. Para durursa eğer, nasıl su, durgun bir su ile abdest alınmıyorsa, hareketsiz bir para da bereketsizlik getiriyor. Para akmalı. Devamlı akıcıdır. Akmalı para. Dönmesi gerekiyor. Burada cimrilik yaparsan, tutarsan devamlı, sadece ben kazanayım, devamlı doldurayım dersen, zaten o kazandığın paralar, depoya koyduğun, kasaya koyduğun paraları yiyemez. Allah yedirmiyor zaten. Dolayısıyla para akmalı. Sadece sen değil, senin etrafındaki insanlar da kazanmalı. Yani sen eğer işverensen maaşını zamanında ödeyeceksin. Hakkını vereceksin. Hatta daha fazlasını ver. Elemanlara daha fazla para ver. Müşterilerine daha iyi hizmet verebilirsin. Yani para dönmeli. Verdikçe geri gelir. O yüzden bütün dinlerde yine hayır hasanat var, değil mi? Sadaka var.
Bütün dinlerde var. Sadaka verdikçe, para verdikçe, yetime, galibana, öğrenciye para verdikçe senin bereketin artar diyor. Bütün dinler bunu söylüyor. Zaten İslamiyet'te de var. Sadaka belayı def eder, ömrü uzatır. Bu kadar açık ve net. Dolayısıyla para durmamalı, akmalı. Vermelisin. Ama burada en önemli ilk vereceğin yer kendine para vermen lazım. Şimdi gelelim son maddeye. Kendine yatırım yapmalısın. Kendine para yatırmalısın. Çünkü ilk önce maskeyi kendine takacaksın. Sonra yanındakine takacaksın. Değil mi? Hostes bile bunu söylüyor. Dolayısıyla parayı ilk önce kendi gelişim için yatır. Korkma yani, o konuda korkma. Verdikçe, kendine para yatırdıkça zaten ferasetin açılıyor. Ufkun açılıyor. İlham kapıları açılıyor. İşlerin daha iyi gidiyor. İşin kolayını öğreniyorsun. Yol yöntem öğreniyorsun kendini geliştirdikçe. Para ödedikçe tabii, kendine para ödersen oluyor bu. Kendine böyle kumbara gibi para öde demiyorum. Kendi gelişimin için eğitimler, kurslar, seminerler, mentörlük programlarına para yatır. O zaman öğreniyorsun. Usta oluyorsun. Bildikçe zenginleşiyorsun zaten. Zenginleştikçe de başkalarına, çevrendeki insanlara yardımcı oluyorsun. Onlara hayır hasanatlarını çoğaltabiliyorsun. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, sermayeni gerçekten helal yol ile 10 katına arttırmak istiyorsan bu dediğim maddeleri tek tek uygulayacaksın. Hatta bu videoyu istersen bir daha izle, not al ve hayatına yansıt. Eğer sen bunları yaparsan Avrupa'da yaşayan bir insan olarak gerçekten sermayeni arttırırsın. Hem kendine hem etrafındaki insanlara faydalı olursun. Şimdi aklınıza şu sorular gelecek. Hocam ama nasıl? Sevgili arkadaşlar, ben sadece üstünden anlattım. Bunları daha detaylı öğrenmek istiyorsanız, daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Avrupa'da yaşayan binlerce insana yardımcı olduğumuz gibi size de yardımcı olabiliriz. Detaylı bir şekilde size bilgiler veririz, eğitimler veririz. Ayak bağlarınız nelerdir, engelleriniz nelerdir, içinizdeki potansiyel nelerdir, bunları keşfederek beyninizi başarıya, berekete, huzura programlayarak size de destek olabiliriz. Şimdi hemen videonun altındaki linke tıklayın, formu doldurun ve gönderin. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.